içeride balıkların aşılamasını gördük. Evet. Hani bu aşılama ne kadar zamanda bir yapılıyor ve yapıldıktan sonra alıp farklı yerlere tekrar koyuluyor. Evet. Bunları izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Şimdi en fazla görülen hastalıklar alabalıkta. Tabii bunlar bulaşıcı hastalık dediğimiz, insanlar bulaşan bir hastalık değil. Balıklar arasında görülen bir hastalık. Tabii bu hastalıklar verim kaybına sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda maddi olarak da ölmesi halinde, hastalıktan dolayı ölmesi halinde işletmeye de bir zarar getirmektedir. Biz bunu minimize etmek amacıyla, zaten işletmelerimiz bu konuda gerekli tedbirlerini almışlar. Aşılanacak boya geldiklerinde bunların Yersinia, Vibrio, Kok dediğimiz hastalıklara karşı aşılamalarını gördüğünüz gibi içeride yapıyorlardı. Evet. Kimi zaman daldırma aşı, kimi zaman enjeksiyon aşısı ama son zamanlarda daha çok enjeksiyon aşı kullanıyorlar. Daldırma aşının biraz koruyuculuğu süresi kısa. Yaklaşık 3 ay kadar, 4 ay kadar bir koruyuculuk sağlıyor ama enjeksiyon aşısı da öyle değil. Ortalama bir günde ne kadar balık aşılanıyor? Yani şimdi bu balığın boyuna göre, gramajına göre değişiyor. Evet. Arkadaşlar şu an aşılacaklar balıklar sanırım 700-800 gramda 1 kiloya kadar olan balıklar vardı. 10.000-15.000 arasında günde balık aşılayabiliyorlar. Bu aşılandığı zaman balıkta tabii verim artışı, kalite artışı ve zayiat düşürüyoruz bu şekilde. Ben hemen bu taraftan size sorumu yöneltmek istiyorum. Balıklara yapılan aşıdan önce balıklar daha fazla çırpınmasın diye bir narkoz etkisi de sağlanıyor. Evet. Bununla ilgili bilgi verebilirsek. Narkoz balığın rahat aşılanması için ve işlemin daha rahat uygulanması için 1 dakika, 1,5 dakika civarında yapılan bir bayıltma işlemi. Balığa zarar vermiyor, üretime zarar vermiyor, kayıplarımız daha rahat, daha az oluyor ve işimiz daha hızlı oluyor. Ondan dolayı narkoz uygulaması yapıyoruz. Şimdi müdürüm, buradan nereye geçiyoruz? Şimdi otomatik yemleme sistemimizi burada arkadaşlar bize gösterecekler. Burada da tabii otomatik yemlemenin bize avantajlarından bahsedecek Muharrem Bey. Gerçekten teknolojiyi son halini burada işletmemiz kullanıyor. Yani Avrupa'dan daha iyiyiz. Avrupa'dan çok çok ilerideyiz. Evet, çok çok ilerideyiz. Şimdi ilerleyen safhalarda bunu göreceğiz. Gerçekten bunu göreceğiz. Şimdi mesela bizim bundan bir 8-10 yıl önce balıkçılığa başlayan işletmelerimiz de vardı. Biz buradaydık. Onlar aşının ne demek olduğunu bilmiyorlardı. İşte dediğim gibi son zamanlarda onlar yaklaşık bir 5-6 yıl önce daldırma yöntemlerine başvurmuşlardı. Pek bir verim alamamışlardı. Ama şu an enjeksiyon yöntemiyle gerçekten zayiatımızı minimuma indirdik.